Selamlar, herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda yaklaşık 30 kadar ehliyet sınav sorusu çözeceğiz. Bunlar içerisinde ilk yardım, trafik ve motor sorularından oluşuyor. Bir adet de animasyonlu soru koyacağım sorular arasına. Onu çözeceğiz. Büyük ihtimal ortalara bir yere koymayı düşünüyorum animasyon sorusunu. Videoyu izlerseniz animasyon sorular hakkında bilgi sahibi olursunuz. Yalnız ben şöyle animasyon sorular hakkında kısa bilgi vereyim. Arkadaşlar animasyon sorularını abartmayın. Ya bir ya iki tane çıkıyor. Genelde de bir tane çıkıyor. Çok fazla da soru olmadığı için çıkmaya da biliyor yani herkese. Animasyonlu soru. Normal bizim şu şekildeki yazılı soruyu videosunu çekip koyuyorlar. Bu yani abartacak bir şey yok. Yeter ki dikkatli okuyun ve izleyin. Animasyon soru çözdüğümüzde de siz göreceksiniz ne kadar basit olduğunu. Hızlı bir şekilde sorularımıza geçelim. İlk olarak ilk yardım bölümünden başlıyoruz. Ehliyet sınavı ilk yardım soruları. Soru 1. Burkulmalarda uygulanacak ilk yardımla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Şişliği azaltmak için buz tatbik edilmesi. B. Eklemdeki ağrıya rağmen hareket ettirilmesi. C. Burkulma bacakta ise kalp seviyesinden aşağıda tutulması. D. Eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için turnike uygulanması. Soruyu okuduktan sonra bir iki saniye bekleyeceğim. Siz cevap verin kafanızda diye bekliyorum. Ondan sonra ben cevabımı vereceğim. Evet, doğru cevabımız A seçeneği. Bunlara göre şişliği azaltmak için buz tatbik edilebilir. Şıklarda bir inceleyelim. Hareket ettirilmez kesinlikle kırık ve çıkıklar. Burkulma bacakta ise kalp seviyesinden aşağıda tutulması diye bir şey yok. Eklem bölgesinde turnike asla uygulanmaz. Bir sonraki soruya geçelim. Evet, burada bir turnike işlemi uyguluyor. Bir tane havlu ya da kalın bir ip yardımıyla, ince olmaz arkadaşlar, ince olduğu zaman yaralıyı kesersiniz, daha büyük zarar verirsiniz. Resimdeki görülen ilk yardım uygulaması aşağıdaki durumlardan hangisinde tercih edilmez diyor. Bakın burası kanamış yaralının. A. Uzun uzuv kopması varsa, B. Baskı noktalarına baskı uygulamak yeterliyse, C. Çok sayıda kazazedenin bulunduğu bir ortamda tek ilk yardımcı varsa, D. Kanaması durdurulamayan kazazede güç koşullarda bir yere taşınacaksa. Evet. Cevabımız B seçeneği. Bazı baskı bölgeleri vardır. O bölgelere baskı uyguladığımızda eğer kanamayı durduruyorsak bunu yapmanıza gerek yok. Bu daha çok durdurulamayan kanamalarda yapılan bir işlem. Eğer baskı uyguladığımız zaman yeterli geliyor, kanama duruyorsa bunu yapmanıza gerek yok. Arkadaşlar bu arada videoları izliyorsunuz. Beğenin lütfen. Beğenmeyi ihmal etmeyin. 2 saniyeniz almaz. Siz ne kadar çok beğenip yorum yapar, kanala da abone olursanız ben o kadar daha fazla video çekerim. Sizden ricam videoları beğenip kanala abone olmanız. Ücretsiz zaten abone olmak ve video beğenmek. Soru 3. Resimde görülen manevra hangi amaçla uygulanır? Bir fotoğrafımız var. Evet arkadaşlar, bu manevranın ismi Hemlik manevrası. Niçin uygulanır? Kadının eline, dikkat edin, boğazına götürmüş. Adam da karın bölgesini tutmuş. Bir işlem yapıyor. A. Kanamanın durdurulması için. B. Dolaşımın değerlendirilmesi için. C. Kemik kırıklarının tespit edilmesi için. D. Yabancı cisim tıkanmalarında solunum yollarını açmak için. Doğru cevabımız D seçeneği. Bu manevramızın ismi Hemlik manevrası. Niye ismini söylüyorum burada? Bazı sınavlarda, bazı sorularda bu fotoğrafı koyuyorlar. Bu fotoğrafın, gösterilen fotoğrafın manevranın ismi nedir diyorlar. Hemlik manevrası. Niçin yapılır bu manevra? Yabancı cisim, yani nefes alamaz halde boğazına bir şey tıkanmışsa yaralının, hastanın, bu manevrayı yapıyoruz tam tıkanmalarda. Soru 4. Bacaktaki kanamalarda şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır? Bacaktaki kanamalarda, yani şuradaki kanamalarda diyor. A. Kasık, B. Boyun, C. Koltuk altı, D. Köprücük kemiği. Evet, doğru cevabımız A seçeneği. Bacakta varsa hemen ilk baskı noktasına uygulamalıyız basıncı. Yani buradaki kanama için şuradaki köprücük kemiğine baskı uygulamanın bir anlamı yok. Yani ilk baskı noktasına uygulamalıyız kanamaların bulunduğu. Bu bacaktaki kanamalarda dolayı da kasın oraya baskı uygulayabiliriz basınç kanamayı durdurmak için. Bir sonraki soru. Aşağıdakilerden hangisi çıkığı olan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır? Yine bir çıkık sorusu.
A çıkan eklemin yerine oturtulması, B'ye çıkık olan bölgede sadece ısı kontrolü yapılması, C çıkan eklemin bulunduğu şekilde tespit edilmesi, D ağızdan ağrı kesicileri vererek ağrının azaltılması. Evet, doğru cevabımız C seçeneği. Çıkan eklemin bulunduğu şekilde tespit edilmesi. Yani arkadaşlar yerine oturtmaya çalışmıyoruz. Yanlış olanları inceleyelim, bir ısı kontrolü yapmıyoruz, öyle bir şey yok. Zaten ağızdan ağrı kesici de vermiyoruz. Çığlıklarda tespit edip sabitleyip en yakın sağlık kuruluşuna gidiyoruz. Sağlıklı bir yetişkin kişide dakikada solunum sayısı kaçtır? A 10-18, B 12-20, C 14-22, D 16-24. Evet, doğru cevap B seçeneği. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Yetişkinlerde uygulanan temel yaşam desteği ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur? A. Her iki kurtarıcı nefesten sonra havanın geriye çıkmasına izin vermeden tekrar suni solunum yapılması. B. Suni solunum yapmak için ilk yardımcının, kazazedenin ağzını kendi ağzının içerisine alacak şekilde yerleştirilmesi. C. Kazazedeye 20 kalp masajı yaptıktan sonra suni solunuma geçilmesi. D. Göğüs kemiği 4 santim aşağı inecek şekilde kalp bası uygulanması. Doğru cevabımız B seçeneği. Diğer şıkları da inceleyelim. Kurtarıcı her nefesten sonra havanın geriye çıkmasına izin vermeden. Bakın, burada yapılan yanlış ne? Havanın geriye çıkmasına izin vermeden tekrar solunum yapması diyor. Bu yapılamaz. Biz hangisini arıyoruz? Doğru olanı arıyoruz. O zaman B seçeneği. Diğerlerini tek tek incelemiyorum, zaman kaybı olmasın diye. Bir sonraki soru. Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan 4 kazazedeye ait bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. 4 kişilik tablo. Bu birinci, bu ikinci, bu üçüncü, bu dördüncü kişi. Tabloya göre bu kazazedelerinden hangisine Hemlik manevrası uygulanmalıdır? Yukarıda Hemlik manevrası ile ilgili soru çözmüştük. Cevabımızı hatırlıyorsunuzdur muhtemelen. Hemen cevabınızı tahmin edin, ben de cevabımı vereyim. Evet, doğru cevap. Konuşabilen kişilere Hemlik uygulanır mı? Hayır. Öksürüyor, nefes alıyor, uygulanır mı? Hayır. Hemlik manevrası kimlere uygulanıyor da? Tam tıkanma, hiç nefes alamayan kişilere. Rengi morarmış ve nefes alamıyorsa uygulanır mı? Evet. Konuşamıyor ve acı çekerek ellerini boynuna götürüyor mu? Evet. Yani konuşamıyorsa hiç nefes alamıyor demektir. O zaman 3 ve 4. kişilere uygulanacak. D seçeneği. Bakın, Hemlik manevrası çok çıkar dedim. Burada bile bir iki tane çıktı. Sınavda da kesin çıkacak sorular arasında. Onun için Hemlik manevrasının fotoğrafını da koydum. Bakın, Hemlik manevrası bu şekilde yapılıyor. Bazen bu fotoğrafı koyup sorabiliyorlar bu manevranın ismini. Bir de niçin yapılıyor? Tam tıkanmalarda. Evet, yeni bir animasyon sorusuyla karşınızdayız arkadaşlar. Animasyon sorularından korkmanıza gerek yok. Yazılı olarak sorulan soruların videolarını koyuyorlar. Video üzerinden soruyorlar. Tek farkı bu. Şimdi bir tane animasyon sorumuz var, çözelim. Yandaki animasyonda gerçekleşen trafik kazasının nedeni nedir? Biz sorumuzu okurken yan tarafta da animasyonumuz oynuyor. A. Işık ihlali, B. Hatalı sollama, C. Takip mesafesi, D. Hatalı şerit kullanımı. Animasyonu izleyelim. Bakın, hızlı bir şekilde geliyor, öndeki araca çarpıyor. Burada herhangi bir ışık, herhangi bir lefa var mı? Yok. Peki kazanın sebebi ne olabilir? Arkadan çarptığı için takip mesafesini koruyamamasından kaynaklanıyor. Kazanın en büyük sebebi arkadaki sürücünün takip mesafesini koruyamaması. Doğru cevabımız C seçeneği. Soru 9. Trafik bölümüne geçtik, trafik sorularına. Taşıt yollar üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir? Evet. 1, 2, 3. Cevabımızı ben veriyorum cevabımı. Bu yaya yolu, bu yaya yolu. Bu da arkadaşlar yavaşlaması için sürücülerin tırtıklı bir yol. Bu nerede görülür? Kırmızı ışığa yaklaşırken ya da otobanlarda gişeye yaklaşırken genelde bunu görürsünüz, hissedersiniz. O zaman doğru cevabımız 1 ve 2. Bunların ikisi yaya geçidi. Bir sonraki soru. Yerleşim yeri içinde trafik işaret defalarına yaklaşım yönüne kaç metre mesafede duraklamak yasaktır? Yani bir yerde bir trafik işareti varsa ona kaç metre mesafede duraklamak yasaktır diyor, yerleşim yeri içerisinde.
A15B, 20C, 25D, 30. Evet, doğru cevabımız tabii ki 15. 15 diyenler bildi. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir? Bakın, bir eli yukarıda, bir eli bu şekilde. Bu soru da çok sık çıkıyor trafik bölümünde, ehliyet sınavının trafik bölümünde. Onun için bunu detaylıca inceleyeceğiz, konu anlatımı yapacağız. A geç, B hızdan, C yavaşla, D sağa dur ve yanaş, sağa yanaş ve dur. Doğru cevabımız D seçeneği. Bakın, bu işaret, yani şehirler arası yollarda, kontrollerde falan bu işareti yaparlar. Sağa yanaş ve dur işareti bu. Şu şekilde trafik polisinin işaretlerini içeren fotoğrafı ekrana koyuyorum. Buranın ekran fotoğrafını alın. Mutlaka alın çünkü her sınavda çıkar. Bakın, bak bize soran şuydu. Sağa çek ve dur. Şunu, şuydu bak bizim polisimizin işareti, gördünüz mü? Her sınavda çıkar. Genelde bunu sorarlar. Bir de gece geç, gece dur. Çok sık çıkarlar. Çıkar bu sorular. Soru 12. Arıza nedeniyle yolda kalan araçların sürücüleri tehlikeye meydan vermemek için hangisini yapmalıdır? A. Aracı yol dışına ve bankete çıkarıp işaretlemeli. B. Uzağa gösteren ışıkları açık tutmalı. C. Aracın kapılarını açık tutmalı. D. Aracın vitesini boşa almalı. Evet. Evet arkadaşlar. A diyenler doğru cevabı bildi. Aracı yol dışına veya bankete çıkarıp işaretlemeli. İşaretlemeli dediği de şu şekilde bir trafik işaretimiz var. Bizim bagajımızda var, ilk yardım çantamızda, birçok araçta. Yani reflektör filan, renkli bir şey ya da ne bileyim duba filan koyuyorlar. İşaretlemeden kasıt bu. Bir sonraki soru. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? Bir tane üçgen var. İçinde 6 tane kol gibi bir şey var. Bunu sık görürüz. Herkes bunu bilir aşağı yukarı. Çok sık görülen bir işaret olduğu için. A. Gevşek şey. B. Dönel kavşak. C. Yanılan rüzgar. D. Gizli buzlanma. Arkadaşlar şu buz işareti. Kar, buz. Bakın. Doğru cevabımız D seçeneği. 14. Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır? Arkadaşlar 3 tane araç vermiş. Bu tür sorularda hemen levhalara bakıyoruz. Burada bir levhamız var. Öncelikle levhalarımıza bakmamız lazım. Evet. Bu araç 2 numaralı. Birden başlayalım. 1 numaralı araç sağa dönebilir mi? Herhangi bir levha ile engelleme yok. Dönebilir. Bunda sıkıntı yok. Kesinlikle yasak bir hareket değil. Ve 2'ye geçtik. 2 numaralı araç sağa dönmek istiyor. Engel var mı dönmesinde? Herhangi bir levha falan yok. Bu da dönebilir. 3 numaralı araç U yapmak istiyor. Fakat şurada bir U yapamaz işareti var. Bu işaretimiz U yapılmaz. Dolayısıyla 3 numaralı aracın U yapması yasak. Hangisi yasaktır diyor. Doğru cevabımız C seçeneği. Bir sonraki soru 15. soru. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu belirtir? Dingil başına düşen ağırlık. Genişlik manasında gabari, yükseklik manasında gabari. Doğru cevabımız C seçeneği. Bu uzunluk. Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır? A. Yakıt tüketiminin azalması. B. Gürültü kirliliğinin önlenmesi. C. Zararlı gaz salınımının artması. D. Trafik yoğunluğunun azalması. Evet, doğru cevabımız C diyenler bildi. Zararlı gaz salınımı artar. Kişisel araç ne kadar çok olursa o kadar fazla kirlenir doğa. Yakıt tüketimi azalır mı? Bilakis artar. Gürültü kirliliği azalır mı? Ne kadar çok araç varsa o kadar fazla gürültü olur. Trafik yoğunluğu azalır mı? Daha da artar. Sonraki soru yine trafik işaretleriyle ilgili bir soru. Hangisi tali yolda bulunur? Evet, tali yolda. Evet, doğru cevabımız tabii ki C seçeneği. Arkadaşlar bunlar ana yolda bulunur. Bu ana yol tali yol işaretidir. Bakın, ana yolda bulunur, bu ana yolda bulunur, bu ana yolda. Bunların üçü de ana yol tali yol işareti. Bu da tali yolda bulunur. Neden? Ana yola girerken dikkat et, dur anlamında. Bir sonraki soru yine trafik levhaları ile ilgili soru.
Bakalım sorumuza. Araçlarda yanıp sönen kırmızı ışık aralıklarla yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisiyle aynı anlamı taşır? Aralıklarla yan sön yapan kırmızı ışık. A dur, B bu şekilde. Doğru cevabımız A seçeneği tabii ki. A diyenler doğru yanıtladı. Bir sonraki soru. Motor sorularına geçtik. Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir? Evet, gösterge panelinde aracın göğsünde bunun yanması neyi bildirir diyor. A. Alternatörün şarj etmediğini, B. Emniyet kemerinin takılmadığını, C. Motor yağ basıncının düştüğünü, D. Motor soğutma suyu sıcaklığının yükseldiğini. Şurası yükseldiğini, bura biraz çıkmamış. Ama ben biliyorum. Doğru cevabımız A seçeneği. Arkadaşlar zaten bu şarjla, akü ile alakalı olduğu belli. Bu akü işareti nedir? Alternatörün şarj etmediğini bildiriyor. Yani bu akü işareti zaten emniyet kemeriyle alakası olabilir mi? Yağ basıncı işareti de değil, soğutma su işareti de değil. Zaten şu akü olduğu zaman ya şarj ya elektrik. Şıklarda bu varsa onun olma ihtimali çok yüksek. Bir sonraki soru. Seyir halindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini bildirir. Belirtir. Evet, bizim 3 tane tehlikeli işaretimiz var. Bunlar göğüste yanarsa derhal durmalıyız. Şıklara bakalım. Tabii ki doğru cevabımız tahmin ettiğiniz üzere A seçeneği. Araç hareket halindeyken bu işareti görürse durmalı. Hani aracın elektrik sisteminde, şarj sisteminde bir anormallik olduğunu bildirir. Bu sinyal ışığı, bu arka cam rezistans, bu ön far, sis far. Bir sonraki soru. Aracın gösterge panelinde burada da bu işareti söylemiştim. Hadi bakalım burada ne diyeceğiz. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? A. Elektrik devresinde aşırı şarj veya düşük şarj olduğunu, B. Arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu, C. Soğutma sıvısı sıcaklığının yükseldiğini, D. Motor kaputunun tam kapanmadığını. Az önce söylemiştim. Doğru cevabımız tabii ki B seçeneği. Arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu. Bu işaret de çok sık çıkıyor. Bunu da bilin arkadaşlar. Rezistansla alakalı bir işaret. Tavsiyem bunu bilmeniz. Unutmayın. Aracın gösterge panelinde bulunan ikaz ışığı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu da aracın gösterge panelinde yandığında aracı derhal durdurmamız gerektiğini bildiren bir işaret. Bakalım. A. İkaz ışığı aşağıdakilerden hangisidir? Motor yağ basıncı ikaz ışığı. B. Egzoz gazları kontrolü ikaz ışığı. C. Fren balataları aşınmış ikaz ışığı. D. Emniyet kemer takılı değil ikaz ışığı. Doğru cevabımız evet, tahmin ettiğiniz üzere A seçeneği. Motor yağ basıncı. Arkadaşlar bu motor yağ basıncı olduğu için bu bir de akü işareti gördüğünüzde aracı derhal durdurup sağ çekmelisiniz. Bazı sorularda bunu soruyorlar diye ben özellikle söylüyorum. Bu işareti nerede görsem bunu söylüyorum. Bunu gördüğünüzde aracı durdurup sağ çekmelisiniz. Kontrollü bir şekilde tabii ki. Soru 23. Aşağıdakilerden hangisi her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir? A. Polen filtresi, B. Fren hidroliğinin, C. Araç lastiklerinin, D. Soğutma suyunun. Evet, doğru cevabımız A diyenler bildi. Polen filtresinin her bakımda değiştirilmesi lazım. Bunlar belli fabrikasyon ömrü var. Fren hidroliğinin, araç lastiklerinin yine aynı şekilde bakıp kontrole ihtiyaç varsa değiştirilmesi gerekiyor. Soğutma suyu da yine tamirci ya da servise götürdüğünüzde ölçüyor. İhtiyaç var ise değişiyor. Kullanıma bağlı olarak bazen 2, bazen 3 yıl, bazen de 1 yılda bir değiştirilebilir soğutma suyu. Soru 24. Aktarma organı sorusu her sınavda kesin çıkar. Soru işaretiyle gösterilen yere ne yazılmalıdır? Diyor. Soruyu okumadım. Direkt ben söyledim. A. Balata, B. Amortisör, C. Diferansiyel, D. Vites kutusu. Evet, cevapları alalım. Ve ben cevabımı söylüyorum. Diferansiyel. Bu soru çok çıktığı için bu şekilde aktarma organlarının fotoğrafını koydum. Bunun ekran fotoğrafını alın. Her sınavda çıkar. Yani şöyle, bunu sormazlar her zaman. Bazen de şunu sorarlar. Aksı. Buraya soru işareti. Bazen de şafta soru işareti koyar. Bazen de motora. Bazen de vites kutusuna. Mutlaka ama çıkar. Unutmayın bunu. Soru 25.
Araçta kullanım ömrünü tamamlamamış lastiklerin, bakın tamamlamamış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini arttırır? Araçta kullanım ömrünü tamamlamış. Bakın ömrü bitmiş. Artık değişmesi gereken lastiklerin kullanılması neye sebep olur diyor. A. Sürüş konforunu. B. Trafik kazası riskini. C. Direksiyon hakimiyetini. D. Aracın yol üzerinde tutunmasını. Hangisine sebep olur? Ömrünü tamamlamış lastikler. Doğru cevap tabii ki B seçeneği. Trafik kazası riskini arttırır. Soru 26. Bu sorumuz da son soru. Yaz aylarında kış lastiklerinin kullanılması aşağıdakilerden hangisine neden olur? A. Aracın maksimum hızının artmasına, B. Lastiklerin daha çabuk aşınmasına, C. Fren sisteminin arızalanmasına, D. Yakıt tüketiminin azalmasına. Arkadaşlar bu sorunun cevabını da vermeyeceğim. Bu sorunun cevabı soru 26'nın cevabı diye yorum yaparak yorum kısmına sorun yazın. Cevapları sizden bekliyorum. Bakalım kaç kişi doğru cevap verecek. Bir ehliyet videosunun daha sonuna geldik. Bu videoda da trafik, ilk yardım, motor soruları çözdük ve animasyon sorusu çözdük bir adet. Animasyon sorularından korkmanıza gerek yok. Bu ve buna benzer sorular çıkıyor. Açıkçası bunun aynısı çıkmaz. Buna benzer sorular çıkar ama normal yazılı soruyu animasyona çevirmişler. Öyle çok korkulacak gibi bir şey değil yani. Onun için korkmanıza gerek yok animasyon sorularından. Ehliyet animasyon sorularından. Bir videonun daha sonuna geldik demiştim. Bizi Instagram'dan takip edin. Arkadaşlarınıza tavsiye edin. Bir de kanala abone olup videoları beğenin. Yorum yapın arkadaşlar. Anlayamadığınız yer olursa yorum kısmına yazın yorumları. Ya da Instagram'dan sorabilirsiniz bana. Bir de sınava girip geçenler kaç aldığını yorum kısmına yazarsa biz de en azından faydalı oluyor muyuz, olmuyor muyuz? İnsanlar bizden faydalanmış mı görürüz. Sınavdan yüksek puan alıp geçenler lütfen yorum yapsın. Arkadaşlar kanala abone olmak ücretsiz. Tekrar söylüyorum. Siz abone olursanız ben daha fazla video çekerim. Onun için abone olmanız benim için önemli. Şimdilik hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.